Küçükköy Konya, Meseri Ovası'nın güneydoğusunda üç ana şehrin arasında yer alır. Burada orta çağlarda Fransız Haçlı orduları tarafından bir feodal mülk kurulmuştur. Frank asilzadeleri yüksek bir bölgede ovalara bakan büyük bir konak inşa ettiler. İç avlular taş duvarlarla çevriliydi ve avlu kemerli kapıların geçit verdiği geniş kabul bölgesine yönlendirilirdi. Bir zamanlar konağın gölgesinde bir zeytin değirmeni dururdu ve yanındaki ağırlar çiftlik hayvanlarını barındırırdı. Frankların bölgeden ayrılmasından sonra yüzyıllarca süren Osmanlı döneminde feodal mülk için çalışan yerliler kaldılar ve yavaş yavaş yerleşik bir hayata geçtiler. Konak 200 yıl önce Fransız bir aristokrat olan George Lapierre'in eline geçer. George Lapierre ve ailesi 20. yüzyılın başına kadar orada yaşamışlardır. Aile Kudüs'ten gelen parayla Saint Antoine'nin onuruna konaktan çok uzakta olmayan bir Roman Katolik kilisesi inşa etti. Kilisenin kabristanlığına George Lapierre'in ailesinden kişiler gömüldü. Feodal mülkün doğu sınırında Konya Ana Yunan Ortodoks Kilisesi yer alır. Bu kilisenin daha önce yer alan kiliselerin yerine inşa edildiğine inanılır. Bu 19. yüzyıl mimarisi Aziz Karalan Busa'dandı. Bu tek geçitli, çapraz kubbeli bir bazilikadır. Yerli insanlar, Hristiyan ve Müslüman, zengin ve fakir her yıl Şubat ayında burada toplanıp Aziz Karalambus'un isim gününü kutlarlar. Avluyu saran örtülü kemerler yağmurdan korunmak için bir barınak sağlarlar. Bölge tüccarların rekabet etmeye başladığı zaman çanlanır. Kilisenin girişinde orijinal köy ilkokulu halen durmaktadır. Franklar kuru toprağı verimli bir tarım alanına dönüştürmek için etkili bir sulama sistemi kurdular. Kuyu sistemi ve yeraltı kanalları vasıtasıyla su, taştan yapılmış su kemerleri aracılığıyla su deposuna ve toprak alanına yöneltildi. Konya, her çeşit meyve ve sebze üreten tarımsal bir köydü. Narinciye ve zeytin alanları uzun selvi ağaçları gölgesinde gelişti. 40 yıl önce 350 keçi boynuz ağacı taşlı plato üzerine dikildi. Devlet bölgeye yeni çeşitleri tanıtmak için teşebbüste bulundu. Eski kilisenin ve konağın yanında 1974'ten sonra inşa edilen çağdaş bir cami durur. 1797 tarihli mermer nişanda Konya'nın eski halini ve tekrar eski günlere dönebileceğini anlatır. Zengin ve üretken yerin güzelliği. Ziyaretçilerin hayran kaldığı güzel ve kutsal bir miras. Su yolundan akan tatlı su, yeşil çayırlar ve ferahlatıcı bahçeler. Havadan esen melodi, tatlı esinti hisset. Bu yer kalbe ve göze neşe getirir. Konya tüm bu ünü hak eder. Çiçekler açar bahçelerinde ve ağaçlar ormanlar gibi büyür. Bu yer eskisi gibi değildi. Bu konak dekore edildi. Güzellik ve mucize uyum içinde.